Yani bağışıklık sistemi yani kiloyla da ilgili. Çok obezite de bağışıklık sistemi de düşüyor. Azalıyor maalesef. Yani aslında obezite ciddi bir sağlık problemi. Yani sadece Kalp kalp hastaları içinde için değil. değil. Sadece kalp içinde değil. Kanser hastalığından, tansiyon yüksekliğinden, Birçok işte bu immün sistem hastalığın habercisi hastalıklarından diyebilir da etkili miyiz yani. Ali Rıza Hocam? Hı? Yani birçok hastalığın habercisi olabilir mi kilo? Kesinlikle. Obezite tek başına, kendi başına bir hastalıktır yani. Ne yapacağız edeceğiz? Obeziteye yakalanmayacağız. Yani ciddi bir sağlık problemidir. Çok ciddi. Yani dünyanın şu anda belki de en büyük sağlık problemidir obezite. Yani bu kadar kalp krizi olması, bu kadar şeker hastalığının artması, Yani bu kalp kadar kanserlerin krizleri artması ya tabii. Yani sadece kalp krizi de değil yani. İşte şeker hastalığı sadece kalp de tutmuyor ki. İşte böbrekler gidiyor, bağırsaklar gidiyor, felç geçiriyorsun. Felç oranları artıyor, bacak damarların tıkanıyor. Yani sadece o da değil yani. Aynı zamanda o işte obez olduğu zaman işte kanser riski artıyor. Artık bu Evet. kanıtlandı yani artık. Kanserle direkt ilişkisi var. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nün Tabii de belirtmiş yani olduğu. bir kanser hücresi şekeri bir normal bir hücrenin 200 kat daha fazla kullanıyor. Yani kanser hücreleri şekeri çok seviyor. Ve şekeri kullanarak çok o kadar hızlı yayılıyorlar, büyüyorlar. Evet, Yani aslında çok kolay. Ben şimdi böyle şekeri çok yüklenince biraz tepki falan belki doğabilir ama yani şeker Ama hakikaten siz son derece de bir bilim insanı olarak şeker son insanların derece sağlığı için evet söylüyorsunuz, son Ali derece Rıza zararlı Hocam. yani. Yani şekeri yemeye bizim ihtiyacımız yok. Yani şekeri zaten dediğimiz gibi alıyoruz. Karbonhidratlardan alıyoruz. Sebzelerden, meyvelerden hepsini alıyoruz zaten. İlave yani şeker tatlandırıcı kullanmamıza ihtiyacımız yok yani. Maalesef tabii kısıtlama dönemleri oluyor Ali Rıza Hocam. İşte evde kaldığım süre içerisinde de sokağa çıkma kısıtlamalarıyla karşılaşıyoruz. O süreçte de insanlar marketten hep böyle işte alışveriş yerlerinden Şekerli gıdalar şekerli gıdalar, bununla bir de kilo aldırıcı gıdalar, evet. işte cipslerde, Evet. asitli içeceklerde, yani hep bunlarla zaman O asitli geçiriyoruz içeceklerin hepsinde maalesef. şeker var. Yani biraz da hastalığa davetiye Yani o çıkartıyoruz. kolalar, meyve suyuları, iced tea'ler, yani buzlu çaylar, yani soğuk çaylar. Maalesef içi inanılmaz şeker var yani. Yani sonunda da olan işte kalp hastalıkları, damar tıkanıklıkları, Tabii. Yani işte kanserler, bak tekrar söylüyorum. kanserler. Yani sadece kalp değil yani. Yani Tabii. sağlıklı olmanın bence yani en önemli anahtarlarından bir tanesi. Sağlıklı beslenme. Yani işte yani sağlıklı beslenme, kilodan uzak duracaksın. Kilodan uzak duracağız. Tabii Yani buna bu göbek özellikle olmayacak. Ali Rıza Hocam ve kalp Kilodan kastım esas o. tıkanıklıklarıyla da çok duyuyoruz. Kalp İşte tıkanıklığı, kalp krizleri evet. kalp krizleri, kalp tıkanıklıkları, işte damar Tabii, hastalıkları. tabii, tabii işte. Damar hastalıkları işte. Diyor mu işte kalp krizleri yani atar damarının neresi tıkanıyorsa orada problem oluyor. İşte koroner damarı tıkanıyor, kalp krizi geçiriyorsun. Beyin damarı tıkanıyor, Bypasslar. tabii beyin damarı tıkanıyor, felç geçiriyorsun. Düşünsene bir insan felç geçirdikten sonra ne kadar hayat konforu bozuluyor yani. Yani değer mi yani ben şeker yemeye ya da sigara içmeye yani. Şimdi demin önce bir işte arkadaş geldi. İşte 50 yaşında işte kriz geçirmiş, stent takılmış. Diyorum ne yapıyorsun? İşte şeker hastalığı var, var göbek var. İşte diyete dikkat etmiyor. Diyor ben tatlıyı seviyorum diyor, dayanamıyorum yiyorum diyor. İşte sigarayı bırakamıyor, sigara içmiyor. Ne olacak? İşte hastalığa davetiye Yani zaten başlamış hastalık. Yani hadi bir stent taktık hadi bir yere kadar. Ama bu işin sonu yok. Yani orada insanın artık karar vermesi lazım. Yani o kişi eğer bu şekilde yani devam ederse hem sigara içmiyor ve şekerini kontrol edemezse yani 2-3 yıl içerisinde tekrar bu damara tıkanacak, felç geçirecek, kalp krizi geçirecek, bacak damarı tıkanacak, böbrek yetmezliğine gidecek, bağırsak damarları tıkanacak. Yani Evet. Peki kalp krizi geçiren biri tekrar bir kalp krizi geçirebiliyor tabii mu? ki tabii bu işin sonu yok. Yani sonuçta işte kalp krizi bir damarın tıkandı. Şimdi kalbin bir tane damarı yok. 3 tane ana damar olmak üzere üstüne yan damarlarla birlikte en az 8-10 tane böyle orta derecede büyük damarları var. 8-10 tane. Yani hani Yani bir 3 tane diyelim kanserden bir ki kalp krizi tabii hepsi geçirebiliyoruz. tıkanabilir. Ya da diyelim ki tıkandı oraya stent taktık ya da bypass yaptık açtık o tekrar tıkanır. Tıkanır yani. Peki standlar mı hocam?
Stentler de şimdi tabii şimdi nereye takılır? Stent işte o daralmış damara ya da tıkalı damara işte kalp krizine geçtiği zaman damarı giriyor, içi açılıyor. O damarın işte çelik kafes dediğimiz stent dediğimiz konuyor ve o damarı açıyorsun ve kan normal gidiyor. Ama o da işte zaman içerisinde tıkanabiliyor. Ve aniden tıkanabiliyor. İşte onun için kan sulandırıcı içmesi gerekiyor. Uzun süre işte yine işte kolesterolü, şekerli, tansiyonlu, sigaraydı bunlardan uzak durması gerekiyor. Yoksa onlar da tıkanıyor. Bizim yaptığımız bypass'a da tıkanabiliyor. Tabii. Özellikle bacaktan alınan damarlar böyle 5-10 yıl içerisinde çok hızlı tıkanıyor. Hadi meme damarları biraz daha uzun kolay kolay tıkanmıyor ama yani tıkanıyor. Ya da bypass oldu. Diyelim ki 3 damarına bypass yaptık ama yapmadığımız damar tıkanıyor. Peki koronavirüs günlerinde bu tür hastalarımız geldi mi Ali Rıza Hocam? Ameliyatlık, cerrahi operasyonlar geldi. Yani var bir tane ameliyat yaptık sadece. O da işte ana damara tıkanmıştı. Biraz aciliyet gösteriyordu. Onu yaptık. Yani o da korka korka yaptık yani. Yani yine de öncesinde tomografisini işte testlerini meslerini falan yaptık. Emin olduk da yaptık yani. Ama o işin de garantisi yok. Çünkü bu dönemde özellikle şu yani geçtiğimiz dönemde ameliyat yapmak hakikaten kalp ameliyatları, acil ameliyatlar dışında riskliydi. Yani acil ameliyatlar işte aort yırtılması, aort aneurizması, işte anokonerde işte kalp krizi gibi böyle acil durumlar dışında ameliyat yapmak doğru değil zaten. Biz bunu kendi aramızda, dernekler arasında da hep böyle online tartışmalarda, yani, konuşmalarda konuştuk. Tabii kendi aramızda konuştuk. Ve bu dönemde mümkün olduğu kadar acil ameliyatlar dışında yapmamaya çalıştık. Artık biraz daha şu dönem yani bizim COVID sayısı hastamız azaldı. Bir taraf tamamen steril bir bölgemiz var. Artık yavaş yavaş yapmayı düşünüyoruz. Yani bir karar aldık. Onu hem ilçe sağlıkla genel şeyle de konuştuk. Daha dikkat ederek tabii işte öncesinde testlerini yaparak gerekirse tomografisini çekerek yavaş yavaş normal ameliyatlara dönmeye başlayacağız diye umuyoruz bakalım.